Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig takımlarında oynayan Türk gençlerinin sayısının azaldığını vurgu yaptı. Bunun önemli bir sorun olduğunu anlattı. Futbol da her şey gibi insan ile kaimdir. Ülkemizde futbolu daha ileriye taşımak için en büyük yatırımı insana yapmak mecburiyetindeyiz. Süper Lig takımlarımızda oynayan kendi gençlerimizin sayısının giderek azalıyor olması üzerinde hep birlikte durup düşünmeliyiz. Bu tablo yeni futbolcuların yetişmesinde bir sorun, bir tıkanıklık olduğunu gösteriyor. Dünyanın en iyi futbolcularının takımlarımızda oynaması hepimizi elbette sevindirir. Ama bu futbolcuların kendi çocuklarımız olması sevincimize bir de gurur katar, kıvanç katar. İstanbul'da düzenlenen ikinci uluslararası futbol zirvesinde konuşan Erdoğan, unutulmayan futbolcuların sadece yetenekleriyle değil, karakterleriyle de öne çıktığını hatırlattı. Kaleci Lastik Ömer'in ifadesiyle gözlerin bile yakalaması mümkün olmayan bir hız ve dehşetle şut atan Metin Oktay'ı işte böyle hatırlıyoruz. İsmi Fenerbahçe ile adeta özdeşleşen, belki de dünyanın en kabiliyetli forvetlerinden olan, zaman zaman orta saha, futbolun ordinaryosu diyebileceğimiz Lefter'i işte böyle hatırlıyoruz. Kendi takım arkadaşlarıyla birlikte neredeyse tüm futbolculara abilik yapan, tek başına bir takım denebilecek baba Hakkı'yı işte böyle hatırlıyoruz. Dünyada Pele'yi, Zidane'ı, Cruyff'u, Ronaldo'yu, Müller'i, Baggio'yu, Hacı'yı böyle hatırlıyoruz. Bu futbol efsanelerini yalnızca sahalardaki olağanüstü performanslarıyla değil, aynı zamanda futbola, formasını giydikleri kulübe, içinden çıktıkları topluma, gençlere yaptıkları katkılarla da takdir ediyoruz. Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin yaptığı birçok uluslararası organizasyonla rüştünü ispat ettiğini ama buna rağmen olimpiyatların verilmediğini de belirtti. Ülkemize henüz olimpiyatları getirememiş olabiliriz. Ama burada dönen dolapları da biliyorsunuz. Bizzat yaşadım. Maalesef. Çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler. Bir kere olimpiyat yapmış olanlara İkinci kez olimpiyatlar verdiler. Erdoğan konuşmasında Ankara'ya stat müjdesi de verdi. 19 Mayıs'ı yıkıyoruz ve onun yerine 35 ila 40 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmayı şu anda planlamış durumdayız. Proje çalışmaları bitti. İnşallah ihale aşamasında onu da süratle bitirip futbolun hizmetine sunacağız. Çünkü başkentte hakikaten şöyle bir örnek stadyumumuz yok.